Merhabalar, yatırım ve finans hoş geldiniz. Ben Taha Yöktaş. Bugün gerçekten değerli bir videoda karşınızdayım. Çayınızı kahvenizi alıp arkanızı yaslandıysanız bir de videoyu beğenip abone olduysanız şu videoyu şöyle bir sonuna kadar izleyin. Çünkü sorular net. Borsa nereye kadar düşecek? Borsa düşecek mi? Ne almalıyız? Hisse alacaksak hangi hisseleri almalıyız? Bu soruların hepsine cevap vereceğiz. Ve en tuhaf olan şey şuydu arkadaşlar. Dünyada bir sorun yok. Borsanın şu anki düşüşü belli bir sorun üzerine değil. Evet beklentiler var ama bir sorun olduğu için 2.5 düşmedi borsa. Nereden mi biliyorsun? Altın arttı. Kripto artıyor. Najdak arkadaşlar Amerikan borsaları artıyor. DAX Alman borsası artıyor. İngiliz UK borsası UKX artıyor. Japon borsası J225 artıyor. Neredeyse Japon borsası Haziran'daki o politika faizi önceki döneme geldi. O büyük pazartesiden sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki piyasalarımızın aşırı sert düştüğü günlerde ve buradaki 5 Ağustos, 2 Ağustos verilerinden sonra Amerikan borsası eski haline geldi. Alman borsası eski haline geldi, neredeyse rekora gidiyor. İngiliz borsası eski haline geldi ki çok fazla etkilenmemişti. Neredeyse rekor seviyelerinde bizim borsamız niye 350 dolar, 340 dolar civarından %16'lık bir düşüş yaşadı. Bunun sebepleri tahtacı faaliyetleri. Önce dünyada bir sıkıntı yok. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani dünya şöyle. Yok savaş yok bu. Kimi kandırıyoruz? Yani özellikle Türkiye gibi hem batı hem doğuya yakın bir ülkenin böyle sıkıntılar arasında normalde çok fazla etkilenmemesi lazım. Hani var ya Uganda'da birbirine mızak atsa iki kabile Türkiye etkileniyor durumu tam olarak o var. Peki piyasalarımız cuma günü niye düştü? Aracı kurum dağılımına geçelim. Bakın garanti iş ak almış ama Bank of America 2.2 milyar TL çıkış yaptı. Düşüşün sebebi bu. Peki ondan önceki cuma ne olmuştu? Ondan önceki cuma Bank of America 1.3 milyar TL çıkış yapmıştı. Ondan önceki cuma Bank of America 2.1 milyar TL çıkış yapmıştı. Yani haber etkilerinden korkmaları yüzünden Bank of America hafta sonunda parayla girmiyor. Bu düşüşün sebebi tamamen tek sebebi Cuma günü olması. Cuma günleri piyasalar için risklidir. İlk defa söylediğim bir şey değil daha önce de buna benzer bir dolar çektim. Cuma günleri hacimsiz piyasalar için, tahta piyasalar için risklidir. Yoksa öyle uzun vadede korkabileceğimiz bu durum söz konusu değil. Bank of America piyasayı bir aşağı bir yukarı bir aşağı yukarı çekiyor. Hatta endeks tarafında bunu göstermek istiyorum. Bakın Bank of America'nın yaptığı hamleler. Yükseltiyor düşürüyor. Yükseltiyor düşürüyor. Yükseltiyor düşürüyor. Sonra sert düşüş. Şu anki düşüşlerin sebebi tamamen Bank of America etkisi. Bu etkiler ne zaman geçecek? Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama bir tarih istiyorsanız. Ben dedim. Yıl aylardan beri söylüyorum. Aralık Ocak verileri. Niye? Bunun sebebini çok basit bir şekilde verebilirim. Ve düzelecek mi soru? Düzelecek arkadaşlar bakın. Yeni gelenler özellikle çok panik yapıyor. Borsa düşüyor battık borsanın Allah belasını versin falan filan filan. Bin kere oldu bu olay. Her yıl, iki yılda bir, üç yılda bir sürekli bunlar gerçekleşiyor. Bakın bu borsa düzelecek. Parası olanlar için cennet, parası olmayanlar için cehennem bir durum. Ama bu cehennem de geçecek, bu cennet de geçecek. Parası olanlar için cennet niye geçecek? Yükselince adamlar daha fazla yapamayacak. Parası olmayanlar için cehennem bitecek eski maliyetlerin hatta bir tık üzerine geri gelecek. Nereden biliyorsun? Çünkü az da olsa iktisat biliyorum. Ülkelerin politika faiz oranlarının etkisini biliyorum. 3-5 ticaret oranlarını biliyorum. Ticaret nasıl işler onu biliyorum. Merkez Bankası seçimlerden sonra %8.5 faiz oranlarını ilk başta 15'e ardından %50 oranına getirdi. Ve Türkiye daha fazla politika faiz oranına dayanamaz arkadaşlar. Yani şey değil indirmek istiyorlar değil. Dayanamaz. Bu daha fazla devam ederse mesela bir iki yılda biz bu faiz oranında kalırsak şirketlerin çatırdamaya başladığını. Hatta çoğunun battığını. Orta düzeyde işletmelerin battığını. Maaşların ödenemediğini ve daha önemlisi maaşları bir şekilde ödedin. Şirketlerin büyüyemediğini görürüz. Hani Türkiye sever ya büyümeyi. Türkiye'nin bayıldığı bir şey. Büyümek en sevdiği. Artık Türkiye'nin büyümesi yavaşlar bu politika faiz oranıyla. Bizim şirketlerimiz büyüyemez. O yüzden Aralık Ocak verilerinden sonra faiz indirimleri gelecek ve bununla beraber tabii ki belli bazı sektörlerimiz artacak. Ya sonra göstereceğim bu sektörleri. Borsamızda da pozitifleşme gelecektir. Aynı hikaye. Politika faiz yükseldi, düş. Politika faiz düş, borsa yüksel. Basit hikaye. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan Aralık ve Ocak aylarında başlayarak özellikle 2025'in ikinci yarısında ...daha pozitif bir borsa görme imkanımız var. Nisan-Mayıs ayları olabilir. Belki Mart ayından sonra. Tam tarih veremiyorum. Ama o aylarda borsanın düzenliğe başladığını söyleyebiliriz. Yani... ...biraz gelecek veriyoruz ama olay bu. Şimdi niye... Bak bir de şu var. Tütü bir şey söyleyince... ...niye söylüyorsun? Kardeşim gerçeği söylüyoruz. Ne? Yarın ben borsa düzelteceksem borsa düzelecek mi? Hayır. Ben bir ay içerisinde... Yani ...belli başlı hisler tabii ki düzelecek. Mesela Türk başlı falan potansiyel var. Ama genel bir borsa düzelmesi Eylül ayında olmayabilir. Belki işte Amerikan faiz oranları yaklaştığında borsanız fiyatlanabilir. Ki şu an Amerikan borsası onu fiyatlıyor. Niye yükseliyor Amerikan borsası? Ben size söyleyeyim. Fed faiz indirimi gelecek. O yüzden bakın 3 hafta 4 gün sonra yani 18 Eylül'de Fed faiz kararını yayınlayacak. Ve şu anki faiz oranı bakın. Şu anki faiz oranını size göstereyim. 5.5 %5.5 faiz oranı var. %64 ihtimalle... %5, %5-25 arasında 25 veya 50 bas puan %36 ihtimalle de arkadaşlar 50 ve 75 bas puan arasında faiz indirimi gelecek. Bu Amerika'daki paranın bollaşması demek. O an bu faiz indirimi geldiğinde Amerikan borsası için olumlu konuşamıyorum. Sebebi şu. Amerikan borsası şimdiden fiyatlıyor bu faiz indirimini. Yani görüyorsunuz bu artışların sebebi. Hatta tüm dünya borsalarındaki artışın sebebi bu faiz oranının fiyatlanması. Bizim borsamız daha çok tahtacılarla yürüdüğü için şu an bunu fiyatlayamıyor. Belki 18 Eylüller geldiğinde veya sonrasında borsamızın minik de olsa bir artma imkanı söz konusu. Yoksa asıl artış da bir Kasım Aralık aylarında olacaktır. O dönemler iyi. Ki dediğim gibi herkes kesin gözüyle bakıyor neredeyse bu FED faiz oranlarına. O dönemler piyasalarımızın toparlanması için ihtimal. Geçen hafta %25 olan bakın faiz beklentisi şu an %36. 4.75-5 arasında yani 50.75 pas puan arasındaki faiz beklentisi, indirim beklentisi %25'ten %36'ya çıktı. Yani dediğim gibi özellikle de şurada haberimiz var. Size şunu da okumak istiyorum. Bakın nerede haberimiz? Hemen aşağı inelim. Ee, biraz daha aşağı indiğimizde Fed'in Powell'ın konuşması. Para politikası için ayarlama zamanı geldi diyor. Yani ABD Merkez Bankası Başkanı Powell yani Fed faiz Fed ve başkanı Paul, politikanın düzenleme zamanı geldi. Koşullar biraz daha sıklaşmış durumda. Pandemi öncesi seviyelere geliyoruz. Enflasyon hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Yüzde %2 hedefimize ulaşacağımıza yönelik inancımız güçlendi. Şu anki faiz seviyesi bize yeteri kadar alanı sağlıyor. İstihdam piyasasında daha büyük bir yavaşlama beklemiyoruz. Önümüzdeki veriler faiz indiriminin hızını ve miktarını belirleyecek. Yani arkadaşlar piyasalara para pompalamayı planlıyorlar yüksek ihtimal. Bu da hem bizim hem de dünya piyasaları için tabii ki olumlu bir durum. Bir de başkanlık seçimleri geçtiğine, bir de bizim faizlerimiz azaldığında Borsa İstanbul'un artması için mis gibi bir ortam gelecek. O dönemlere kadar bizim borsamızın nereye kadar inebileceğini size söyleyeyim. Bizim borsamızın inebileceği seviye 9200-9300 TL seviyelerine kadar borsamızın inme ihtimali var. Bunu inkar edemeyiz. Hatta çoğu analist diyor ki 8800 TL düşme ihtimali var diyor. Ben oraya kadar düşünmesem bile, 9300-9200'e kadar gelme ihtimali olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Düzelecek ama önün öncesinde birazcık sıkıntılar yaşanabilir. Ki ben bundan 2 hafta öncesinde, hatta daha öncesinde size bir şey söylemiştim. Bunu hem katıl tarafına söyledim ki oraya gelmeyi unutmayın. Hem canlı yayınlarımız var, analizlerimiz, ekstra videolarımız var. Ayrıca bana destek vermiş olursunuz. Ayrıca hem de normal tarafta da bunu söylediğim ki, bunu söylediğim katıl canlı yayını herkese açıktı. Arkadaşlar şu dönemlerde biraz da altın pozisyonlarınızı kuvvetlendirin. Bu yayın 2 hafta önceydi bakın. 2 hafta önce. Yani bu olaylar neredeyse düşüşten hiçbir yaşamadan önce. Altın pozisyonlarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Diyeceksiniz ki altın arttı. Hala alın mı? Hala altını her seveden alınabilir arkadaşlar. Altın pozisyonlarınızı kuvvetlendirmeyi unutmayın. Niye? Niye altın? Çünkü borsa yükselmeye başladığında altın kolayca satılıp Direktmen borsaya yatırılabilecek Benim için nakit görevi gören bir birim Hem yükseliyor hem nakit görevi görüyor Hem enflasyondan etkilenmiyor hem nakit O yüzden bu dönemlerde Altın pozisyonlarını kuvvetlendirmek Borsaya artış geldiğinde ise Altın pozisyonlarınızın belli bir kısmıyla Tekrardan borsaya girmek önemli Tüm analistlerin dediği bir şey var Bakın borsa analistlerinin değil sadece Ekonomi analistlerinin de Ekonomi profesörlerinin söylediği bir şey Sevsek de sevmesek de Yıllardan beri hem dünyada hem Türkiye'de gerçekten getiri veren tek araç borsa. Ya sadece bir iki yıldır borsa var gibi düşünüyor bu insanlar. En sinir kaptığım konu bu. Adam Halkarz diye bir şey duymuş. Gelmiş borsaya ki çoğunuzun böyle olduğunun farkındayım. Yani üzerinize alınacaksınız. Ne? Halkarz geldim çok para kazanacağım. Amcam, dayım, taksici abi dedi ki bana borsa çok para var. Ben geldim borsa düşüyor. Olay işte bu. Herkes borsayı sevdiğinde borsa düşer. Herkes nefret ettiğinde borsa yükselir. Yıllardan beri sistem bu. Bir bu sokak uydurması değil. Yıllardan beri sistem bu şekilde duruyor. Herkes borsaya gel kardeşim borsada çok para var dediğinde borsanın düşme anı gelmiştir ki düştü. Herkes borsa bitti dediğinde borsa yükselir. Ki şu anda o ana çok yaklaştık. Yani senin sabretmen gereken bölge hadi 3-4 ay kaldı. Peki bu kesin mi yani %100 mü artacak? Tabii ki %100 artacak diye bir şey yok. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani borsada hiçbir zaman %100 diye bir şey yok. Dünyada %100 diye bir şey yok. Biri birine roket eder. Oradan oraya roket fırlatlar. Aa borsa yükselmedi. Yani böyle kesin yemin et gibi bir durum tabii ki söz konusu değil ama. Tüm teknik veriler 2025 yılında borsanın iyi olacağını söylüyor. Öylesin herkesi küstürüp Allah belasını versin Allah belasını versin borsa edersen yani açıkçası arkadaşlar yanılacağını söyleyebilirim. Çünkü yıllardan beri var. İlk defa karşılaştığım bir şey değil. Ya bu kanal açılmadan önce de bunlar vardı. Pandemi de. Ne dediler? Borsa bitti, borsa bitti, borsa bitti. Aha, borsa bitti, kesin bitti borsa. Pandemi ya, dünya pandemiyle uğraşırken herkesin aklındaki şey borsa bitti, borsa bitti, kaçın borsadan, kaçın borsadan. Ne oldu? Piyasaları düşürdüler. 835. Pandemiden bu yana bakın sadece endeks, mevcut fiyattan diyorum. 12 kat arttı 12 kat Enflasyon var enflasyon bu kadar yok Enflasyon üstü getiri verdi Veya mesela Altına baktığımızda Altın arkadaşlar Geldiğimizde Bak altın ne kadarmış Burada 300 TL Altın 9 kadarmış Borsanın endeksinden bahsediyorum bak 12 kadarmış Yani borsa daha çok kazandırmış Ki endeks para kazandırmaz Bunu bin defa söylerim endeksin bir şey verdiği yoktur. Son dönemler altın bora muazzam arttı. Bunu inkar demeyiz. Altını severim ben. Ama dünyadaki bu ara en fazla artan araçlardan altın bile borsanın kendisiyle bakın endeksiyle yarışamıyor ki. Son dönemde altın artıyor borsa düşüyor. Onu da hesaba katmamız lazım. Durum bu. uzun vadede borsa gerçekten para kazanmak isteyen insanların muhtaç olduğu bir yer. Bunun dışında hangi sektörleri almalıyız? Almak değil dediğim gibi benim düşüncem 2025 yılında bankacılık sektörü finansal açıdan politika faizinince rahatlayacaktır ki bankacılığın içerisindeki insanların söylediği de bu. Borsa değerleneceği için aracı kurumlar bunlar fiyatlanacaktır. Şu an borsa düştükçe bunlar da değer kaybediyor. Varlık yönetim şirketleri bankalar arttıkça bunlar da artar. Bunun dışında krediler açılınca GYO'lar gayrimenkul yatırım sektörü artacaktır. Nefret ederim bu sektörden o yüzden kar alıp kaçacağız. Bunu da söylüyorum bakın. Öyle gayrimenkul muazzam sektör. 5 yıl bekleteceğim falan. Asla bekletmem. Gayrimenkul sektörü yükseldi gibi karımı alacağım, kaçacağım. Kar, sat. Hani diyorum ya enerji yazdım geleceğin. Gayrimenkul geleceğin sektörü falan değil. 2025'te artacağını düşünemiyorum, düşünüyorum. Ama karımı alıp satacağım. Bazen satmayı bilmek lazım. Her zaman uzun vadeci olacağız diye de bir kural yok. Ama genel olarak artacak sektörler bunlar. Ayrıca hedef fiyatlarına baktığımızda Mesela ata yatırımın hedef fiyatlarına baktığımızda güzel hedef fiyatlar vermişler. Mesela en büyük şirkete bakalım Koç Holding. Ne demiş hedef fiyatlarında? %37, %84, %63, %29, %80, %61 gibi yüksek hedef fiyatlar verilmeye devam ediyor. Tüpraş yine en büyük şirketlerimizden biri. %52, %42, %41, %30, %29, %48, 50, 50, 33. Yani arkadaşlar aracı kurumlar THV'ye bakalım hala borsanın en çok düşen şirketlerinde bile yüksek hedef fiyatlar vermeye devam ediyor. Ki bu şirketler öyle boş hedef fiyat vermez. Diyeceksin adamların işi borsa o yüzden aldırmaya çalışıyor. Hayır bunu umursamazlar bunlar. Tahminlerini tutturmak bunlar için çok değerli. Marka değeri olarak geçiyor. Tahminlerini tutturdukça bu aracı kurumlar bunların marka değeri artıyor. O yüzden öyle boş hedef fiyat vermezler. Bakın Türk Hava Yolları'nda bile %50 ortalamalı bir hedef fiyatlar bakın o ortalama getiri potansiyeli %54 girmişler Türk Hava Yolları hakkında. Yani böyle aşırı sert düşen hisse içimde yükse, yükselecek diyorlar. O yüzden öyle panik ortamı yapmaya gerek yok. Şu anki borsayı düşüren şey Bank of America'nın ta kendisi. Ve piyasalarımızda hacim olmadığı sürece de bu adamlar borsayı yönetmeye devam edecek. Ne zamanki hacim geldi o zaman yükselecek ki hacim geldiği günlerde ben sizi yine uyaracağım. Benim ricamlarım bu kadardı. Sizlerle can videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Ayrıca bana destek vermek için katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.